Herkese selam titanlar. Bugün sizlerle yepyeni bir gizem videosuyla daha karşınızdayım. Bugün haftalar sonra tekrar gizem arayacağız. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki Astro'nda Sprite geldi. Onun haricinde yeni ay yılı teması geldi. Onun haricinde ise Supercell yeni bir fotoğraf yayınladı. Bugünkü konumuz arkadaşlar bunlara bakarak Brawl Talk ne zaman bunu araştıracağız. Gerçekten arkadaşlar Brawl Talk çok yaklaştı sizlere. Efsane teorilerim, detaylarım var. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bizi yeni tanıyan arkadaşımız varsa lütfen abone olmayı ve video like atmayı unutmasın. Bu video sizlerden 500 like bekliyorum. O zaman hem de hızlı bir şekilde yeni intromu kulübümüze kesinlikle gelmeyi unutmayın. Kulübün ismini ve etiketini şu anda ekranda görüyorsunuz. Yakında arkadaşlar kulüp savaşları geliyor. Yani kulüpten çıkanları da bu arada kulüp savaşlarını almayacağız. Önceki kulübümü kapattığım videoda arkadaşlar eğer kulüplerle ilgili bir güncelleme gelmezse daha da kulüp açmayacağımı söylemiştim. Kulüp savaşları geliyor arkadaşlar. Bayağı eğlenceli olacak. Onun haricinde başka kulüplerle kulüp vs'leri yapacağız arkadaşlar. Youtuberlarla yani. O da yakında gelecek. O yüzden kulübümüze şimdiden gelip yerinizi ayırtmayı unutmayın dedikten sonra bugünkü ana konumuza geçelim arkadaşlar. Bugün Brawl Talk ne zaman gelecek onun tarihlerine bakacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi Lunar Sprite yani Astronaut Sprite geldi. Gerçekten kendisi çok güzel bir kostüm. Daha sonrasında yeni ay yılı teması güncellemesi geldi. Arka plan ve sesi değişti. Bu arada ben arka plan fon müziğini arkadaşlar Mini Titan kanalımda paylaştım. Gidip dilerseniz de izleyebilirsiniz onu. Her neyse onun haricinde arkadaşlar yani güncellemede gelecek olan bütün kostümler zaten bir tane karakter vardı. Bütün kostümler bütün her şey geldi. Yani artık güncelleme bitti abi. Artık yeni bir Brawl Talk zamanı geldi. Ekim Brawl Talk'u geldi. Yani önceki Brawl Talk'ta arkadaşlar Ekim'de görüşmek üzere dendi. Yani 1 Ekim'den itibaren artık Brawl Talk'u bekleriz ama tabii ki 1 Ekim'de gelecek demiyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere sunacağım 2 tane tarih olacak. İlk öncelikle bu tarihleri sizlere göstermek için VKBRL yayınlarına gitmemiz gerekiyor. Şimdi VKBRL yayınlanarak size de 10-15 saniyelik kısa bir kesit göstereceğim. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi VKBRL yayınlarında ibre 0'dan 10'a, 10'dan geri 0'a, ondan sonra 0'dan 10'a, 10'dan geri 0'a ve 0'dan 20'ye gidiyor. Yani arkadaşlar bu bizim için 10.10.20 yani 10 Ekim tarihini gösteriyor. 10 Ekim tarihini arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2 ay önce VKBRL yayınlarında bir kere daha duymuştuk. Yani bu 10 Ekim tarihinde banko bir şey olacak arkadaşlar. Brawl Talk yayınlanabilir 10 Ekim tarihinde ya da VKBRL yayınları hakkında bir gelişme olabilir. Çünkü ne zaman arkadaşlar this is normal diyor. Belki VKBRL yayınlar arkadaşlar kapanabilir. Belki de devam eder. Bilmiyoruz. 10 Ekim'de bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar bu 10 Ekim tarihi aklınızda dursun. Bir de şunu not ederek olarak eklemek istiyorum. Brawl Talk'ta da arkadaşlar yani geçtiğimiz Brawl Talk var ya 8 dakikalık bir Brawl Talk. Orada da 10.10 tarihini görmüştük. Onun fotoğrafı ben yok arkadaşlar. Bulursam ekrana koyarım. Her neyse 10 Ekim tarihinde bir şey olacak. Şimdi bu 10 Ekim tarihini aklınızda tutun. Şimdi bu birinci teori arkadaşlar ya Brawl Talk 10 Ekim tarihine gelecek ya da yine VKBRL yayınlarından gidecek olursak bizi takip edenler bilir arkadaşlar. VKBRL yayınlarına şöyle bir ses duymuştuk. Artık cumartesiler yeni bir pazartesi. Yani bu ne demek anlama geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Brawl Talklar genel olarak cumartesi günleri yayınlanıyordu. Yani bu sözden çıkaracağımız şey artık Brawl Talklar cumartesi değil pazartesi günleri gelecek. Ve bu güncellemenin Ekim'de geleceğini de biliyoruz. O zaman Ekim'de pazartesi gününe denk gelen günlere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 Ekim, 12 Ekim, 19 Ekim ve 26 Ekim. Eğer bu teoride gidecek olursak arkadaşlar Brawl Talk pazartesi dersek bu 4 tarihten birinde yayınlanacak. Şimdi 5 Ekim'i zaten geç. 5 Ekim çok erken. 26 Ekim'i de geç. O da zaten arkadaşlar çok geç. Ya 12 Ekim ya 19 Ekim ya da 10 Ekim de olabilir. Ama şimdi bu teoriden gidecek olursak şimdi arkadaşlar 12 Ekim mi 19 Ekim mi? Şimdi buna şu şekilde bir yoldan da gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu sezonumuz arkadaşlar biliyorsunuz ki 70 günlük ve bu sezonda eğer ikiye böleceksek bu sezon arkadaşlar 35 gün 35 gün olması gerekiyor. Şimdi bazı kaynaklardan gördüğüm kadarıyla şu ilgili teoriler çıkmış. Mesela bu sezonu ikiye bölmek istiyorsak arkadaşlar Brawl Talk'un ayın 19'unda gelmesi gerekiyor. Yani eğer Brawl Talk ayın 19'unda gelirse güncelleme tam anlamıyla 35 gün
35 gün bir şekilde bölünmüş olacak arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de olabilir. Ayın 12'sinde Brawl Talk gelir. 7 gün yani 1 hafta boyunca arkadaşlar güncelleme oyuna gelmez. Ayın 19'unda güncelleme bizlerle birlikte buluşur arkadaşlar. Yani bu güncelleme zaten yeni bir karakter net bekliyoruz. Bir sürü yeni güzel kostüm bekliyoruz ve kulüp savaşlarını da bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü kulüp savaşları ile ilgili postlar da gördük. Ya ben şimdi beklemiyorum şahsen ama gelme ihtimali de var arkadaşlar. Bu Brawl Talk çok büyük Brawl Talk olacak. Zaten arkadaşlar korku teması geleceğini biliyoruz. Nereden biliyoruz abi korku teması geleceğini? Çünkü zaten 70. kademede kötü kolet var. Eğer oyuna para yatırmıyorsanız arkadaşlar bu kötü koleti ve Brawl Pass alırsanız kötü koleti arkadaşlar güncellemenin ikinci yarısında alacaksınız. Onun haricinde Demonic Bow, ondan sonra zombi gibi kostümler, tam olarak bir korku temasına uygun kostümler. Kaç aydır arkadaşlar bu kostümleri saklıyorlardı, bir korku temasına saklıyorlar arkadaşlar. Yani güncellemenin bir teması arkadaşlar normal Star Park gibi bir tema olurken, gift shop teması olurken, diğer temada arkadaşlar Star Park'ın diğer karanlık yüzü olabilir. Yani o da arkadaşlar yeni bir korku teması olabilir. Yani sizlere 12 Ekim tarihi mi, 10 Ekim tarihi mi, yoksa 19 Ekim tarihi mi daha mantıklı geliyor? Yani arkadaşlar bana kalırsa 10 Ekim'de bir şeyler olacak ama belki 12'de teaserlar gelmeye başlar. 12 Ekim'de Brawl Talk gelir. 19 Ekim'de güncelleme gelir. Bu tarihlerin arkadaşlar hepsinde ben bir şey olacağını düşünüyorum şahsen. Bunların geleceğini yani zaten teorilerimiz arkadaşlar genel olarak tutuyor. Yakında bir tane remodel videosu da gelecek, onu kaçırmayın. Mesela arkadaşlar dediklerimin tuttuğunu şöyle söyleyeyim sizlere. Demiştik ki abi Jesse'ye küçük de olsa bir remodel gelebilir demiştik ve bu güncelleme ne oldu abi? Jesse'ye bir remodel geldi. Piper'ın animasyonuna baktığımız kadarıyla Piper'ın elinde eldivenler vardı. Ne oldu abi bu güncellemede? Piper'ın eline eldivenler geldi. Yani dediğimiz çoğu şey tuttu. Onun haricinde arkadaşlar Star Park'ın logosunu tahmin etmiştik. Önceki videolarımıza bakarsanız yeni sezon ve yeni logo diye bir video yapmıştım ben. O şeyde arkadaşlar animasyonlarda Star Park logosunu görmüştük. Genel olarak arkadaşlar çoğu şeyleri tutturuyoruz bence. Bunu da ben tutturacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Güncelleme geldiği zaman umarım güzel bir ve ender karakter bekliyorum ben şahsen. Kupa da uzun zamandır gelmiyor. Ender de uzun zamandır ama bak büyük bir güncelleme olacaksa muhtemelen efsanevi karakter gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani efsanevi de gelebilir. Ender de gelebilir. Bir yıldır Ender gelmiyor. Ender gelirse gerçekten çok iyi olur. Herkesin kullanabileceği bir karakter olur. Ve güzel olacağını düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar benim tahminlerim bu şekilde. Yorumlar kısmına 10 Ekim mi, 12 Ekim yoksa 19 Ekim mi, hangi tarihte Brawl Talk gelir ya da başka tarihiniz varsa ona yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman yavaştan videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan karşısına çıkacak olan videoları da lütfen ziyaret etmeyi unutmayın. Ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize bir gün görüşmek üzere ve bay bay. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat of air apparent. Really, I never been better, yeah. Legacy, this is forever, huh. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure, yeah. Think about time for a toast, yeah. Time that we welcome the goat, yeah. Y'all were just leaving, I think about time that somebody go get them their coat, you